yufkamızı efendim kuru yufka tatlısı yapacağız. Fındıklı kuru yufka. Fındıklı şerbetli kuru yufka Şimdi tatlısı. Şimdi bu kuru yufka dediğimiz yufka değil mi? Bu kuru yufka. Bunu köyde bayanlar saç üzerinde açıp böyle kuruturlar. İç anadolu'da daha kalın olur, ekmek niyetine olur. Ama biz de böyle yufka daha ince, hafif ıslayıp bu şekilde tatlısını da yapıyoruz. Tamam. Diğer türlü böreği de oluyor. Börek de olur. Kıyma, soğan, ıspanak ne istiyorsanız katın, börek de olur. Çok pratiktir. Özellikle böyle Ramazan ayında, Ramazan ayına girerken çok açılır ki o sahurda insanlar kızartıp bayanlar kızartıp bunu hani tok tutsun diye. Tok tutuyor Ramazan'da sahurda. Fındık zamanı, Ağustos ayında da hani fındık bahçesine azık olarak götürürler. Hani bu iki dönem çok fazla yapılır. Ama normalde de her evde bulunan, her zaman yapılabilen bir kuru yufkadır. Şimdi fındığımız var, fındık içimiz var. Tabii o kadar fındık getirmişken fındıksız olmaz tatlı. Fındıklı kuru yufka tatlısı. Malzemeler. 6 yaprak kuru yufka, 1 su bardağı çekilmiş fındık, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. Şerbeti için 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Önce yufkamız, fındığımız azıcık tat versin diye tereyağımız, yufkamızı kızartmak için sıvı yağımız var. Tamam. Şerbetimizi 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su. Onu eriteceğiz, kaynatmıyoruz. Kaynatmayacağız şerbeti. Kaynatmayacağız. Ha, tamam. İlk önce bu yufkamızı bir... Önce onu kızartalım. Önce onu kızartalım. Azıcık bir kapla böyle onu ıslayalım. Şu. Şu olabilir, evet. Tamam, yeterli. Yabanlığını alsın diye tuz katıyoruz. Yaban, o su tadı olmasın diye. Yenir mi? Yenir. Bu hali? Tabii ki yenir. Tabii ki ben yerim bunu. İki tane, bir tane daha. Bayılıyorum böyle yufka hamura. Ben de kıtır kıtır. Çok güzel. Bunun en önemli şeyi tuz koymak için o zaman. Evet. 6 yufkamız var. 3'ünü altına, 3'ünü de üstüne koyacağız. Üst üste koyacağız. Koydum. Üst üste koydum. Bir tane daha yapalım. Ondan sonra fındık aramızı yapacağız. Hani anlık yenebilecek. İşte çayınızı demlerken. Bekletmek lazım. Tamam. Olabilecek. Şimdi bol yine fındığımızı serpiştirelim. Şöyle arasına şu şekilde. İsteyen fındıktan başka bir şey olabilir mi? Tatlı olarak fındık. Yani bizim yöremizde fındık ceviz olduğu oluyor için mu? Ceviz de olur. Ama, bizim ama tabii Ordu'da fındık. Fındık. Fındık her şeyimizde fındık. Bayağı da bol koyalım. Azıcık bol koyalım ki lezzetli olsun. Bu böyle pişecek. Nasıl dediğim anlayacağız gibi, peki piştiğini? Bu şimdi dağıtmadan ben, nasıl kaldıracak? Ben onu hallederim. Şunu ben yiyeyim mi? Şunu şöyle koyayım. Çok seviyorum. Çok. Bayılıyorum. Yufka yiyeyim, hamur yiyeyim. Şahane. Çok çocukluğumdan kalma bir alışkanlık. Şimdi bunun pişmesini bekliyoruz. Şimdi kızarmasın. Altını harlayalım. Sadece alt üst kızaracak. Bizim böyle bir senin getirdiğin vardı. Kapak o. Bunu bu şekilde hemen ters düz edip çekeceğim içine. Şimdi göstereceğim. Zaten inmeye başladı bak. İner. Değil mi? O kabarıklığı gitti. Kabarıklığı gider. Bunu o zaman... Ben diğer taraftan ne yapalım? Şerbetimizi yapalım. Şerbetimizi yapalım, evet. Şerbetimizi yapalım. Nasıl ölçüler şerbetin? Su bardağı. Ölçüm su bardağı. Kaça kaç kullanıyorsun? Şimdi yani 1,5 bardak şeker tamam. Koyup işte 2 bardak su, soğuk su. Azıcık yağ alabilir miyim? Azıcık çok değil. Tamam. Nasıl çevirdin bu arasında tık diye? Böyle. Of, çok güzel oldu. Börek gibi gözüküyor şu an. Börek gibi. Azıcık da tereyağı yapalım kenarlarına. Tamam. Şuradan en biliyorsunuz altta. Ben tereyağı her şey kullandım. Evet, onu artık öğrendim. Şöyle azıcık alalım. Yani içine fındık yerine böyle işte cevizli, maydanozlu ya da ne bileyim sadece soğanlı. Maydanozlu bir şey koyarsanız böyle tuzlu bir börek gibi de olabilir. Börek oluyor şu şekilde. Kenarlarına koyuyorsun. Her tarafına geçsin diye. Tamam.
Acıktık bugün. Güzel yemekler yaptık. Daha çifin tadına bakmadım. Daha sarma var, çorba var. Sarma var, çorba var. Kabak kavurmamız kabak var. Çiğ kabak kavurmamız. Birazdan hepsinin tadına bakacağız. Ne söyleyelim? Sen söyle şarkı. Türkü. Hadi söyle bir tane daha. Ne yapalım, böreğimizi yakmayalım ama. Yakma tabii. Türkü söylerken. Patlat bir tane şarkı bize. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere. Ordu üstüme kalksa sürmedim aman. Oh. Şimdi yavaş yavaş şerbetimizi, soğuk şerbetimizi koyalım. Altını böreği yaptı şarkı söylerken. Bravo. Evet, şimdi bunu şimdi böyle gezdireceğiz. Kısmı. Böyle of. Yine göbeklenecek. Ses duyuyorsunuz değil mi şu an? Geliyor. Evet. Yine göbeklendi diyoruz bu kaynatma yine işlemini. Göbeklendi, evet. Çok merak ettim bu tadını. Oh! Lavan içerisine hani kadın bakayım. Şaka gibi. İki dakikada böyle tık 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 böreği çevirirken tatlımızı daha doğrusu bir de türkü evet. Patlattı. Şarkıları yaz dikkat ediyorsunuz bana söylüyor. Gelin istiyor diye benim. Güzeline söylenmez. Teşekkür ederim. Güzeline söylenmez. Allah razı olsun. Teşekkürler. Şimdi bunu kısık ateşe aldık efendim. Birazcık çektireceğiz değil mi? Çektireceğiz. Bayağı böyle suyunu çekmiş olacak mı ateşteyken? Yani çok kuru da değil çok kuru, suda biraz değil. Biraz soslu evet. Olacak ama tabii ki. Şimdi orada da dediğim gibi bunun yani o yapan kişinin ufkuna kalmış. Her şeyi yapabilirsiniz. Evet, kimisi daha sulu sever, kimisi sulu daha sever. Kuru sever. Yani. Yufkamız göbeğini attı mı? Attı. Attı. Göbek atmak deniyor ediyorsun. Kaynamaya. Evet, alalım mı? Oldu mu? Evet oldu. Altını kapatalım. Kapattım. Şimdi onun alma işleri sende. Hiç bozmadan nasıl yapacaksın? Onu ben ayarım. Çekeceğim şimdi buna. Buyurun efendim, şöyle koyuyorum çünkü sıcak, ittirerek getirdim. Fındıklı şerbetli, kuru yufka tatlı. Kuru yufka tatlımız hazır. Evet. Şimdi biz soframıza geçiyoruz, tadımlara başlayacağız. Aşağıda görüşürüz.